boşluğunu görüyor musunuz genel başkan dışında? Buyurun. Öncelikle nazik davetinize ve bizi Flash TV ekranları, Flash Haber TV ekranlarında milletimizle buluşturmanız için çok teşekkür ediyorum. Size ve şahsınızda Flash TV ailesine. Sonra bugün 19 Eylül, Gaziler Günü, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 22 gün 22 gecelik kan deryasından bir zaferle çıkan ve 1683 2. Viyana kuşatmasından 238 yıl sonra bir savunma muharebesini başarıya ulaştıran Büyük Millet Meclisi Orduları Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Gazi unvanı verilişinin ve Mareşal rütbesi verilişinin meclis tarafından yıl dönümü. Gaziler günümüzü kutluyorum. Bütün gaziler bu ulusun şerefidir. Ebediyete intikal etmiş olanları da, yaşayan gazilerimizi de gaziler gününü kutluyorum. Sorunuza gelince Sayın Ertürk, Atatürk Düşünce Derneği Genel Başkanı olarak siyasetin, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerine veya oradaki liderlik yarışına müdahil olmak asla düşünmem. Ama Türkiye'nin sorunu bu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir ulusal bağımsızlık savaşı ile kurulmuş bir cumhuriyet. Yani biz dünyadaki 200'e yakın ülke içinde, devlet içinde tarihin ilk anti-emperyalist ulusal bağımsızlık savaşını tamamen milletin gücüyle ve topyekun milletle, yani çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, bütün milletin çabasıyla kazanmış ve o zaferin üzerine işte şimdi çok yakında 11 Ekim'de Mudanya Mütarekesi'nin 101. yaşını kutlayacağız. Oradan Lozan, oradan Cumhuriyet'in ilanına gelmiş bir ülke. Ve bu Cumhuriyet'i var eden de, yoktan var eden de, o Cumhuriyet'i ilan eden de aslında Sivas Kongresi'nde Anadolu'daki bütün müdafaa hukuk ve reddil hak cemiyetlerini bir araya getiren 4 Eylül, 11 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Cumhuriyet Halk Partisi o cemiyetin, yani 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde vücut bulmuş olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin 9 Eylül 1922'de partileşmesiyle ortaya çıkmış bir parti. Şimdi hep söylediğim bir şey var. Sayın Fatih Ertürk, sevgili Yavuz Selim Demirağ, değerli Figen Hanımefendi. Bakın bunu asla bir Cumhuriyet Halk Partili sıfatıyla söylemiyorum. Ömrünü bu ülkede hizmete adamış bir hekim, bir eski asker ve bir önceki milletvekili sıfatıyla söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dünyada eşi benzeri olan bir parti değildir. Bütün dünyada belki 100 yaşını bulmuş birkaç parti daha vardır. Ama 104 yaşına gelmiş parti de belki vardır. Ben tam bilmiyorum ama birkaç partiden biridir Cumhuriyet Halk Partisi. 100 yaşını aşmış. Ama dünyada kurulduktan 50 gün sonra devlet kuran başka bir parti yok. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi var. Ve kurduğu devlet de tarihin ilk anti-emperyalist, tam bağımsız, laik cumhuriyeti. İlk derken 56 İslam ülkesi içindeki ilk. Şimdi bak, böyle bir partiyi yönetenlerin bu partiyi büyütmek gibi bir hedefleri olamaz. Ancak bu partiyi büyüklüğüne yaraşır yönetmek gibi bir görevleri olur. Sevgili Fatih Ertürk, bak bunu çok önemsiyorum. Tekrar söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyütülmeye ihtiyacı yoktur. O zaten çok büyüktür. Yani aldığı oydan bağımsız söylüyorum. Dünyada 73 yıl boyunca tek başına iktidar olmadığı halde ayakta olan başka bir parti örneği de yoktur. Ha diyebilirsiniz ki 73 yıldır bu parti niye iktidar olamıyor? O ayrı bir tartışma konusu. Onu sabaha kadar her isteyenle tartışmaya hazırım. Sabaha kadar isteyen herkesle tartışmaya hazırım. Ama
Bu gecenin konusu değil. Ben şimdi başka bir şey, senin soruna geleceğim sevgili Fatih Ertuğ. Dediniz ki yani işte itiraz kültürü yetmez, gerekmez mi, şu mu bu mu? Elbette gerekebilir. Ama buradaki mesele şudur sevgili Fatih Ertuğ. Biz bir zafer kazanıldığı zaman zafer tacı kimin başına konulur? Komutan. Kimdir komutan? O savaşı yöneten adamdır, değil mi? Şimdi peki bir savaş kaybedildiği zaman bedelini kim öder? Yetki kadar sorumluluk vardır. Şimdi burada herkesi suçlayabiliriz. Hepsi mümkündür yani. Hepsi mümkündür. Efendim o suçlu, bu suçlu, ben orada değilim. Adeta milletin avucunun içindeki bir seçim, milletin 21 yıldır devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından kurtulabileceği, yeni bir değişimle yeni ufuklara yol alabileceği bir seçim kaybedilmiştir. Ha o kaybettirdi, bu kaybettirdi, vay efendim şu masadan kalktı, bu masaya oturdu, şöyle mi olurdu, böyle onu bilmem. Onu tartışırız bakın, ayrı mevzu. Her biri için söyleyecek lafım var ama ben Atatürk Üçüncü Derneği Genel Başkanı olarak biz üyelerimizin yılda 48 lira aidatlarıyla oluşan, oradan da dörtte biri genel merkeze gelen o bütçemizde, o sınırlı bütçemizden tam 7 defa tam sayfa gazete ilanlarıyla bu partiyi uyardık kardeşim. O altılı masayı uyardık. Daha 28 Şubat, siz şahitsiniz sevgili Yavuz Selim, evet. Demiral şahit. 28 Şubat'ta ilk mutabakat metnini yayınladılar. 1 Mart'ta, ertesi gün ben metni gece yarısı sabaha kadar hazırladık. Gazetelere gönderdik. 3 gazetede tam sayfa ilanla 2 Mart günü dedik ki bu metin yanlış. 1921 Anayasası'na atıf yapmanız yanlıştır. Efendim bu metinde laiklik hiç geçmiyor. Atatürk'ten iki yerde bahsetmişsiniz. Bu büyük bir eksiklik. Türkiye'nin ihtiyacı yeniden Atatürk'ün akıl ve bilim yoluna dönmektir falan falan. Sonra müteaddit defalar tekrar uyardık. Yapmayın. En son, bakın en son seçime çok az bir süre kala ve aday listeleri kesinleşmeden önce uyardık. Dedik ki yapmayın. Şimdi karşılıklı ikili görüşmeleri söylemeyeceğim. Ama yazılı belgeleri var bunların, şahitleri var. Bunları yaptık. Şimdi burada ben 99'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98'de il başkanlığına gelmiştim. 99 seçimlerinde parti barajın altında kaldı. Barajın altında kaldı. Deniz Baykal genel başkanlıktan istifa etti. 45 gün içinde genel başkan seçimine gitti parti. Altan Öymen genel başkan seçildi. Bir ay sonra parti meclisi kurultayı yapıldı. Orada da bir parti meclisi oluştu ve parti kendi göbeğini kesti. Yani Deniz Bey o zaman demedi ki ya bu seçimin kaybedilmesinde işte bak APO'yu teslim ettiler de Kenya'da, vay efendim işte şu oldu bu oldu da şundan dolayı böyle oldu bilmem ne falan filan. Şimdi buradaki yani şunu anlatmak istiyorum, Allah rahmet eylesin. Ben Deniz Baykal'la da yıldızı barışık bir il başkanı değildim, onu söyleyeyim ama en azından o sorumluluğu üstlendi. Daha seçim biter bitmez dedi ki partimiz baraj altında kalmıştır, kurduğu meclisin dışında kalmıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan istifa ediyorum. İlk istifasıdır o. 16 ay sonra dönmüştür, gelmiştir. Sonra şu onları geçiyorum. Şimdi burada temel sorun şu Sayın Fatih Ertuğ. Partinin, yani partimiz dedikleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler açısından söylüyorum. Partimiz dedikleri, sıklıkla biz Atatürk'ün partisiyiz dedikleri, biz Kuvayi Milliye'den geliyoruz dedikleri, işte şu bu dedikleri falan parti öyle bir süreç yaşadı ki işte bir yandan helalleşme, bir yandan türban bilmem ne yasa teklifi, bir yandan altılı masa adı altında Cumhuriyet Halk Partisi'yle mücadeleyle geçti bütün hayatım diyen,
ya da anayasanın ilk dört maddesini uygun zaman bulduğumuz zaman değiştireceğiz diyen, ya da İstanbul Sözleşmesi Türk aile yapısını bozuyor diyen, ya da Said Nursi'nin görüşleri Türkiye'ye yön vermelidir diyen insanlarla yapılan bir ittifak. Bu ittifakta bu insanların hiçbiri kendi fikirlerinden dönmediler. Yani kendi düşüncelerini, kendi parti bağlılıklarını asla göz ardı etmediler. Bir ittifakın içindeyiz. Aman Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini veya tabanını kırmayalım diye hiç öyle bir düşünceler olmadı. Ama ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler, aman şu parti gücenmesin, aman bu parti bilmem ne yapmasın diye. Sonunda gelindi. İşte efendim, o en kolayı, o en kolayı. Cumhurbaşkanı adayı, yani canım o en kolay iş. Biz şimdi 2400 maddelik metinler hazırlandı. Şimdi ben soruyorum ya, o 2400 maddelik metinden şu milletin aklında kalan 4 maddeyi bana bir kişi sayabilir mi? Dürüstçe sana soruyorum sevgili Fatih Ertürk. Sen 40 senedir bu işin içinde olan bir, siyaseti yakından izleyen çok da deneyimli bir gazetecisin. Bana 4 madde sayabilir misin? 2400 madde ya. Bilmem kaç sayfa. Millet neydi? Millet neydi? Yani millet ne bekliyordu? Ya benim ekonomik krizim nasıl çözülecek? Benim bu başımdaki mülteci belasından ben nasıl kurtulacağım? Benim çocuğumun gideceği okul kalmadı. Ben çocuğumu hangi okula göndereceğim? Sabah ben çocuğumun beslenme çantasına hiçbir şey koyamıyorum. Benim evladım okula gidiyor, doğru dürüst bilgi alamıyor. Benim çocuğum 40 matematik sorusundan ancak 7'sini, 18 fen sorusundan ancak 2'sine yanıt verebiliyor. Yahu benim evladım Türkçe okuduğunu anlamada 72 ülke arasında... Millet buna diyor. Sağlık, ya ben gidip hastaneden doktor bulamıyorum, randevu alamıyorum. Doktor reçete yazıyor, eczanede ilaç bulamıyorum. Ya arkadaş, depremde benim evim yıkıldı, barkım yıkıldı. 3 gün enkaz altında kaldım. Ya şimdi aradan geçti şu kadar ay, seçim geldi. Benim suyum yok, yıkanamıyorum. Seçmenin yanıt istediği sorular bunlardı sevgili Fatih Ertuğrul. Bunlardı. Peki ne oldu? Aman biz helalleşeceğiz. Kimle helalleşeceğiz? Ya arkadaş, ben şimdi buradan soruyorum. Bakın, 51 yıllık bir hekim olarak soruyorum. Yani biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenlere sormuyorum tabii. Ben millete soruyorum. Ya bu millete ne yaptı bu Cumhuriyet Halk Partisi arkadaş? Dürüstçe biri çıksın söylesin. Sel önünden kütük kapar gibi bir vatan kurtardı be. Olmayan bir devleti kurdu. Yoktu devletimiz, yoktu. 30 Ekim 1918'de devletimiz fiilen bitmişti, yoktu. Bir avuç insan Samsun'a çıktı. Oradan Avza, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, oradan İnönü, Sakarya, Dumlupınar, İzmir, oradan Mudanya, oradan Lozan, oradan Ankara. Arkadaş, bir cumhuriyet kurdular ya. Ya ne yaptı bu? Yani Allah aşkına bana biri çıksın söylesin ya. Bu Cumhuriyet Halk Partisi bu millete ne yaptı? Yani neden mi özür diledi demek istiyorsun? Evet, yani niçin helalleşeceğiz, neyle helalleşeceğiz arkadaş? Ben kendi adıma helalleşeceğim hiçbir şey düşünmüyorum. 51 yıllık hekim olarak bu ülkeye hep hizmet ettim. Hiçbir kimsenin de hakkım olmayan kör kuruşuna tenezzül etmedim. Laikliği savunduğu, Atatürkçülüğü ön plana çıkardığı için mi helalleşti? Ne için helalleşti? Bak ben sana bir şey söyleyeyim Fatih Ertuğrul. Bu ülkede laikliği savunmayan ve Atatürk'e saygı duymayan hiç kimse bu ülkenin ekmeğini ve suyunu hak etmiyor demektir. Niye biliyor musun? Bak bu coğrafyada, özellikle İslam coğrafyasında laik bir cumhuriyet olmadığınız takdirde ne ulusal birlik sağlamanız ne de devlet olarak bütün kalmanız mümkün değildir. Örneği mi istiyorsunuz? Al sana Suriye. Örnek mi istiyorsun? Al Irak. Örnek mi istiyorsun? Al Libya. Örnek mi istiyorsun? Al Mısır, Sudan, Somali. Örnek mi istiyorsun? Bütün Kuzey Afrika. Örnek mi istiyorsun? Afganistan. Ne örneği vereyim daha ben sana? Pakistan, Bangladeş. Arkadaş, bu tesadüf mü ya? Yani suç Allah aşkına yüce Allah'ta mı ki Kur'an-ı Kerim'i vahyetmiş Hazreti Muhammed'e? Suç Kur'an-ı Kerim'de mi yani? Onun için mi İslam ülkeleri bu kadar geri? Biri çıksın bana bunu anlatsın. Ya Mustafa Kemal Atatürk dediğiniz adam, o Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz parti daha 1930'larda Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an-ı Kerim meali hazırlatarak bu milleti Allah kelamıyla buluşturan adamdır be. İnsanda bile ben bununla mı helalleşeceğim? 1930'ların CHP'si değiliz dendi mi denmedi mi kardeşim?
Peki nedir 1930'ların CHP'si? Aydınlanma devrimlerini yapan. Kayseri'de Tomtaş uçak fabrikasını kurup 1930'larda dünyada uçak üretip ihraç eden 5 ülkeden biri olan, 1930'larda kendini doyuran 7 ülkeden biri olan, 1923'te ekmeklik buğdayı yokken 1937'de sadece 14 sene sonra açlıktan kırılan Yunanistan'a gemiler dolusu buğday hibe eden ve dünyada buğday ihracatçısı olan bir ülke. Bunun için mi özür dileyeceğiz? Bunu mu helalleşeceğiz biz şimdi? 30'ların CHP'si değiliz. Başka? 1940'lara gelelim arkadaş. 39-45 2. Dünya Savaşı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu milleti 2. Dünya Savaşı'nda babasız bırakmayan, evlatsız bırakmayan. Bunun için mi özür dileyeceğiz? 1946'da çok partili rejim. 50'den beri de bu ülkeyi bu arkadaşlar yönetiyor ya. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, o partisi, bu partisi, şimdi de 20 küsur senedir AKP. Ben neyin özrünü kimden dileyeceğim ya? Çıksın biri anlatsın. Hala da aynı şey söyleniyor kardeşim. Bizim çok hatamız olmuş, bilmem ne yapmışız. Arkadaş, bizim bir hatamız varsa kendimizi unutmak oldu, ben size söyleyeyim. Onun için ben buradaki o genel başkan adayı, bu genel başkan adayı bilmem. Cumhuriyet Halk Partisi yeniden kendine güvenmelidir. Ve çıkıp millete açıkça ben yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olacağım. Ben yeniden bu ülkede Atatürk Cumhuriyeti'ni hakim kılacağım. Atatürk Cumhuriyeti nedir biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir diyerek o milletin tamamını kucaklayan partidir. Bu da genel başkanlarla olur. Yani ben genel başkanlara karışmam, ben partiyi savunurum demek bir eksiklik. Niye? Sonuç olarak partinin politikalarını demin de sizin söylediğiniz gibi belirleyen genel başkandır. Yani sevgili Fatih, şunu demeye çalışıyorum. Ben Atatürkçü Düşünce Derneği genel başkanı sıfatıyla konuşuyorum. Üstü Bozkurt olarak konuşuyorum. Üstü Bozkurt olarak ayrı konu. Bak ben başka bir şey, dikkatli, yani çok dikkatliyim bu konuda. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık yarışında taraf olmam. Ben hayır, sadece bakın şunu demedim. Anlatmaya çalışıyorum. Olayı yorumlamak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bu partinin kuruluş ayarlarına, bu partinin kuruluş felsefesine, Mustafa Kemal Atatürk'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine, aydınlanma devrimlerine, köy enstitülerine, harp inkılabına, dil devrimine, Kayseri Komtaş uçak fabrikasına, gaz ocağı fabrikası oldu o uçak fabrikası. Ha? Şeker fabrikalarına, ha? Kağıt fabrikalarına, rafinerine sahip çıkan bir genel başkan istiyorum. Adı kim? Vallahi istiyorlarsa Fatih Ertürk. Yani bence çok güzel yapar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu Cumhuriyet Halk Partisi'nden 100 tane genel başkan adayı çıkar. İddiayla söylüyorum. Evet. Mesele o genel başkanın oraya gelip ne yapacağı. Arkadaşlar yapmayın ya. Bakın biz derken yani bunu ar ederek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kimliğinden soyutlandı. Bir şey dikkatinizi çekiyor musun? Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında çekilmiştir o fotoğraf. Yakasında altı oklu. Altı oklu rozet unutuldu be. Türk bayrağıyla kimsenin bir sorunu yok kardeşim. Türk bayrağıyla kimsenin bir sorunu yok. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı ampulle geziyor. Biz kime neyin yaranmaya uğraşıyoruz ya? Kendi altı oku, altı ok. Şimdi deniyor ki vay efendim değişim diyorlar. Neyi değiştireceğiz? Altı okumuzun neyini değiştireceğiz? Hayır ya. Altı oku değiştirelim diyen yok. Altı oka dönelim diyen var. Dönelim. Altı ok ne? Laiklik. Laiklik. Ya okullarda sarıklı, cübbeli, çarşaflılar kol geziyor. Okullara imamlar atanıyor. Köy okulları kapatıldı taşımalı eğitim diye. Köy cahil cühela takımına teslim edilmedi mi kardeşim? Laiklik. İkinci, devletçilik. Nasıl devletçilik? Özel sektörle kamu sektörünü üretim bazında bir araya getiren devletçilik. Başka? Milliyetçilik yahu. Arkadaş, milliyetçilik ne milliyetçiliği? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir milliyetçiliği. Bu milletin saçı bitmedik yetiminin hakkını emperyalistler sömürmesin milliyetçiliği. Bu milletin her bir ferdinin bu vatanın asıl sahibi olduğunu söyleyen bir milliyetçilik. Neyinden utanacağım ben milliyetçiliğin ya? Ben neden çekineceğim kardeşim? Yani 2,5 tane emperyalizmin mikro milliyetçilik ve mezhepçilik tuzağına düşmüş çakma solcudan mı utanacağım da milliyetçi de? Ben milliyetçiyim kardeşim. Ben Atatürk milliyetçisiyim diyecek bir genel başkan istiyorum. Ben laikim.
Sonuna kadar da laik cumhuriyeti savunuyorum. Asla laiklik dinsizlik değildir falan diye böyle laflara girmeyeceğim. Ne alakası var? Bana dinsiz der demeyenine hatırım kalır. Ne dinsizliği ben? Ne dinsizliği? Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'ne dinsiz diyecek en son insanlar bu ülkeyi sömüren bu insanlardır. Ne konuşuyoruz ya? Kendi bakanlığına deterjan satan adamlardan mı öğreneceğiz biz milliyetçiliği? Ya bırakın CHP'li, ya arkadaş Cumhuriyet Halk Partili olmak gerçekten budur sevgili falan. Halkçı olmaktır. Halkın hiçbir zümresini diğerine tercih etmemektir. Bütün halkı kucaklamaktır. Başka? Cumhuriyetçi olmaktır. Ne yapacağız yani? Bu saatten sonra padişahçı mı olacağız? Götürüp saraya mı teslim edelim milletin iradesini? Biz o saraydan o iradeyi almak için tam 3 yıl, 3 ay, 22 gün savaştık arkadaş. O saraydaki adam altın anahtarını teslim etti payitahtın İngiliz'e. Biz o İngiliz'in elinden o anahtarı aldık, kırdık. O anahtarı teslim eden adam da mala yazıklısıyla tüydü gitti. Ben özür dileyeceğim şimdi ha? Helalleşeyim. Kimseyle helalleşmiyorum kardeşim diyecek bir genel. Ne helalleşmesi be? Evet. Hesap soracağız biz hesap. Hesap soracağız. Atatürk'ün, Kemalist milliyetçilerin, Kemalist devrimcilerin, Cumhuriyeti kuranların o güzelim ülkesine ne yaptınız kardeşim? Neden gidip cerre çıkmış hocalar gibi Körfez'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, yok efendim Katar'da, Amerika'da para arayıp duruyorsunuz kardeşim? Neden? Sırtında 400 milyar dolar düğün umumiye borcu varken bu memleket her şeyi yaptı. Bütün sanayi tesislerini kurdu. Tam 46 tane ağır sanayi fabrikası kurdu. Fatih, bunlar masal değil. 1000 yıl önce olan efsane falan da değil. Daha şurada 70-80 yıl önceden bahsediyorum. Özür dileyeceğiz. Helalleşeceğiz. Helalleşmiyorum diyecek bir genel başkan istiyorum. Adı önemli değil. Kim olur bilmem. Peki. Burada çok somut olarak genel başkan adaylıkları konusunda pek bir yorum yapmadınız ama siz olayın felsefesini ve ruhunu ortaya koydunuz. Onun için teşekkür ederim. Önemliydi söyledikleriniz. Gelelim Yavuz Selim Demir Ağa. Şimdi Yavuz seni niye sona bıraktım? Şimdi önce bunları senin de bir gazeteci olarak dinlemeni istedim. Çünkü hakikaten... Bir cümle söyleyebilir miyim Yavuz izninle? Tabii ki. Bir hatırlatma yapayım oradan devam etsin Yavuz da. Bakın CHP geleneğinde böyle durumlarda neler yapılabileceği ile ilgili çok canlı örnekler var. Birini söyleyeyim. 1971 12 Mart'ında Memduh Tağmaç Genelkurmay Başkanı tuttular bir muhtıra verdiler. Muhtıradan sonra hükümet düştü, çekildi, istifa etti. Junta'nın kurdurduğu hükümete İsmet İnönü o zaman CHP'nin genel başkanı başbakan olarak Nihat Erim'i verdi. Ve bakan verdi. Partinin genel sekreteri Ecevit çıktı bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki bu muhtıra, bu darbe sola karşı yapılmıştır. CHP'ye karşı yapılmıştır. Ben dedi bu darbe hükümetine bakan verilmesine, başbakan verilmesine karşıyım dedi. Genel sekreterlikten istifa ediyorum dedi. Öyle mi? Evet. Düştü Anadolu yollarına bir sene sonra CHP'nin genel başkanı oldu. Toprak işleyenin su kullananı dedi. Ne ezen ne ezilen dedi. Demokratik sol bir yeni program. Yeni bir öze dönüş. Öze dönüş programı sundu. Ne ezen ne ezilen insanca hakça düzen dedi. Toprak işleyenin su kullananı dedi. 1950'den beri hiç birinci parti olamamış olan CHP 73'te 23 yıl sonra birinci parti oldu. Ve iktidar oldu. Kıbrıs'ı kurtardı. Haşhaş Ekim yasağını kaldırdı. 77 seçiminde %41,8 oy aldı. Bugünkü seçim sistemi olsa anayasayı değiştirecek 400 milletvekiliyle gelebilecek durumdaydı. O günkü seçim sisteminde 13 eksik geldi. Bu örneği vermiş olayım. Dolayısıyla senin de dediğine getireceğim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde böyle yanlış bulduğun kararların sorumluluğunu üstlenmeyip ben istifa ediyorum kardeşim deyip Anadolu yollarına düşen örnek vardır. İşte Ecevit öyle kara olan oldu. Diyorum ya liderlik bir... Sadece anlamda, özür dilerim Yavuzcuğum. Yani Esabullah. Bu liderlik, örneği vermek istedim. Liderlik evet. Bir anlamda itiraz kültürüdür. Olur. Lider olma kapasitesi. Pardon özür dilerim. Buyurun buyurun. Sorunu sor yani. Şimdi arkadaşlar soru şu. Türkiye'de siyaset doğal temelinden, doğal zemininden koptu. Özellikle
Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği muhalefet, halkın ve seçmenin nesnel sorunlarıyla bağlantılı siyaset yapmıyor. Bu nedenle hep biz, ne diyeyim, yani yapay şeyleri tartışıyoruz. Mesela senin söylediğin tüzük, evet, genel başkan, partinin en yüksek karar organı kurultayıdır. Kurultaydan sonra parti meclisidir. Deniz Baykal döneminde parti meclisinin tüzük değiştirildi. Daha önce parti meclisinden MYK üyeleri gizli oyla seçiliyordu. Hayır dediler, genel başkan atayacak. Şimdi parti meclisine seçilen, o da nasıl oluyor? Kurultaya gidiyorsunuz, genel başkan tutuyor, bir anahtar liste yapıyor. O anahtar listedekiler seçiliyor. Bazen yani, listede deliniyor yani. Bakın, çok, çizip yazma oluyor değil mi? Hani, çok uzun zamandır sevgili Fatih Ertürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarını belirleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel yönetimlerde söz sahibi olan insanlar oluyor. Şimdi bütün bunlar hep bilinen şeyler. Şimdi bakın, burada hani adaylar üzerinden gidiyoruz. İşte efendim şu milletvekili şöyle, bu milletvekili böyle, liste başında falan filan. Bunlar tamam, doğru, ama asıl sorun şu. Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun bir zamandır devrimci bir parti, solcu bir parti, Kemalist bir parti, ulusçu bir parti olma özelliğini yitir. Ya arkadaş, Kemalizm faşistliktir. Kemalizm, efendim, ulusalcılık bilmem nedir, Mustafa Kemal katliamcıdır diyen adamlar milletvekili listelerine konuldu. Yani şimdi Yavuz Bey'in söyledikleri ayrı. Yani burada ya Türk yargısını FETÖ'ye teslim eden adam Çankaya'dan milletvekili ya şu anda. Şimdi yani söylemeye çalıştığım şey o kadar kendi ilkelerinden koptu ki, bakın 1977 seçimlerinde yanılmıyorumdur herhalde, Bülent Ecevit başbakan ve CHP genel başkanı. Partiyi almış %35 ile 34 ile birinci parti yapmış. 4 sene, işte 4 senenin 2 senesi, 2,5 senesi iktidar Kıbrıs Fatih'i. Ya başbakan, şaman başbakan diyorum, genel başkan İzmir başkanına, İzmir il başkanına telefon açıyor. Sayın Başkan, Şeref Bey, Şeref Bakşık, İzmir 3. sıraya bir kontenjan koymama izin verir misiniz diyor. Bir kontenjan ya. İzmir'e. 3. sıra. Bakın, bu yaşanmıştır. Evet. Şeref Bakşık soruyor, genel başkanım kimi? Ahmet Taner Kışlalı'yı koyacağım, kültür bakanı yapmak. Ya arkadaş, hem de Ahmet Taner Bülent Kışlalı. Ecevit gibi, yani. Bülent Ecevit gibi, bakın. Arkadaşlar, demin dediniz ya hani 7 dönem, 8 dönem, 18 dönem milletvekili de olabilirsiniz ya. Her seçimi kazanıyorsanız olursunuz. Ön seçimde geliyorsunuz. Pardon, bir dakika Yavuz Bey, şunu diyorum. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşuyorum. 22 senedir AKP'nin genel başkanı değil mi şey? Tayyip Erdoğan. AKP'de kimse diyor mu bu genel başkanı değiştirelim diye? Her seçimi kazanıyor. Şimdi Allah aşkına, başarıyla giden bir şeyi niye değiştirsinler? Buradaki temel sorun bizim başarının yerine koyacak mazeretimizin olmaması. Öyle bir mazeret yok zaten. Bakın söylüyorum, Bülent Ecevit 77 seçimlerinde, evet, İzmir ya 3. sıraya diyor. Bak 1 demiyor, 2 demiyor, çünkü ön seçim var. Ön seçimsiz zaten %5 bir kontenjanı var genel merkezin. Genel başkan olarak adam açıyor il başkanına, diyor ki izin sıraya. Bir kontenjan kullanabilir miyim? Bir şey söyleyeyim. Askere gittim. Askerin giriş kapısına girdim. Bölüğe gideceğim. Bölüğün üzerinde kocaman bir yazı var. Hiçbir mazaret başarının yerini tutamaz. Budur. Bakın biz böyle yetiştirildik sevgili Fatih. Ben hekim olarak da böyle yetiştirildim. Bakın Gülhane'de hocamız, Allah rahmet eylesin, geçen sene kaybettik, Erdinç Kanımtürk, öyle derdi. Kaybettiğiniz hasta için üretebileceğiniz mazeret yoktur. Nokta. Bitti kardeşim. Bu hasta kaybedildi ya.
Estekti de köstekti de şu şöyle yaptı da bu böyle dedi de o masadan kalktı da bu oturdu da geç. Kaybettik kardeşim. Şimdi bu sorumluluğu alacaksınız. Ameliyat ettiğiniz hasta kaybedilmişse ameliyata yardım eden asistan değil, o ameliyatı hasta sahibiyle evet. konuşan hekim gidip hesabını verir. Yani burada şimdi böyle etrafından dolanmayalım. Sorun belli kardeşim. Eğer ilk gün gereği yapılsaydı bugün biz çok başka şeyleri konuşuyor olacaktık. Eğer zamanında sorumluluk alsalardı bazı arkadaşlarımız bugün yine başka şeyleri konuşuyor olacaktık. Sevgili Fatih Ertürk, buradaki temel sorun şu bakın. Gene Mustafa Kemal'den örnek vereceğim. Şimdi yani Atatürk'ten örnek vereceğim. Çünkü çok önemsiyorum. Çok doğru örnekler bunlar. Doğru örnekler bunlar. Diyor ki, içinizden çıkarıp başınıza geçireceğiniz adamların kanındaki ve vicdanındaki cevheri asliyi evet. araştırmaktan milletimin bir an bile feragat etmemesini dilerim diyor. Bu ne demek? Bu herkese teşmil edebilirsin. İçinizden çıkarıp başınıza geçireceğiniz insanların karnındaki ve vicdanındaki cevher asliden, yani asıl özden, asıl özü araştırma gayretinden bir an olsun feragat etmemelisiniz. Yani bir an olsun çekinmemelisiniz diyor. Ya arkadaş. Demek ki 22 yıldır millet bu işi yapmıyor. Öyle anlıyorum. İşte neyse ne yapıyorsa yapıyor. Yani buradaki temel sorun sevgili Fatih Ertürk, bak tekrar söylüyorum. Bak bir şey söyleyeyim. Bunu çok inanarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi bir kaosla, tehlikeyle karşı karşıya. Sadece CHP değil, CHP üzerinden Türkiye Cumhuriyet Devleti ve Türk ulusu çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Buradan herkesi sorumlu davranmaya çağırıyorum, uyarıyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben burada açık söyleyeyim yani yarın AKP iktidardan düşsün, ertesi gün AKP diye bir parti yoktur kardeşim. Yoktur, ciddi söylüyorum. Örneği var işte. Cumhuriyet Halk Partisi varlığıyla esasen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğünü, ulusun birliğini temsil etme misyonuyla doğmuş bir partidir. Bu misyonu kaybettiği zaman CHP olmaktan çıkar. Sevgili Fatih Ertuğ, hele emperyalizmin mikro milliyetçilik ve mezhepçilik tuzaklarında böyle bir mezhebin veya bir mikro milliyetçi akımın partisi olmaya doğru sürüklenirse en büyük kötülüğü devlete ve o mikro milliyetçiliği yaptığını düşündüğü etnik gruba ve mezhep grubuna yapmış olur. Bunlar son derece yanlış. Bakın bunu derken yani bu adam CHP'li de onun için söylüyor. Hayır değil, ben bir Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı sıfatıyla bunu söylüyorum. Ben Atatürkçü Düşünce Derneği'ni bugünün Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak tanımlıyorum. İki senedir bütün Türkiye'yi dolaşıyorum. Her yerde söylediğim şu, Kemalizmin namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asıp yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşmalıyız diyorum. Kemalizmin namus sesi dediğimde demin söylediklerimdir. Milliyetçi olmaktır, cumhuriyetçi olmaktır, halkçı olmaktır, devletçi olmaktır, devrimci olmaktır, laik olmaktır. Adam olmaktır. Adam olmaktır. Bravo, bravo. Şimdi buradaki sorun, biz buna ne kadar inanıyoruz? Bak, yani hep böyle sözcüklerimi seçmeye çalışıyorum flash haberin başına bir şey getirmemek için. Teşekkür ederiz. Vallahi bak, ciddi söylüyorum, ben zor tutuyorum kendimi. Yani bazı şeyler var. Bakın arkadaşlar ya 2013'te bütün milliyetçilikleri ayaklarımızın altına almış bir partiyiz biz diyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2016'da tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet demeye başladı. Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'a gitmeden önce çıktı, ne dedi? Milletin çeşitliliğini yansıtan bir anayasa yapacağız. Arkadaşlar, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın millet tanımını bilmediğini düşünemeyiz. Yani belki 21-22 sene önce AKP'yi kurarken
böyle bir tanımı öğrenmemiş olabilir, onu varsayabiliriz. Ama 21 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni neredeyse tek başına yöneten bu kadar yetki sahibi bir cumhurbaşkanının millet tanımını bilmediğini düşünemeyiz. O zaman başka bir şey söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü millet aynı dili, dil birliğini, tarih bilincini, aynı tarih bilincini, aynı coğrafya kaderini ve aynı gelecek tasavvurunu paylaşan insanlar topluluğudur. O topluluğu millet yapan ortak dilidir, ortak tarihidir, ortak coğrafyasıdır, ortak gelecek hayalidir. Milletin çeşitliliği olmaz. Millet tektir, bütündür. Onu bölemezsiniz. Kaç çeşidimiz var bizim? Nasıl bir... diyorsanız ki eğer bazılarının dediği gibi, hayır canım Türk millet diye bir şey yoktur, o bir mozaiktir. Biz 72 milletten bilmem ne falan diyorsanız, beyler o iş bitti ya. O işi bitirdi Türkiye Cumhuriyeti. Ne zaman bitirdi? Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda bitirdi o. O bir sürü milletten oluşuyoruz diyen adamların hepsini çöpe attı. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Şimdi siz bu tanımı yok sayarak milletin çeşitliliğine dayanan bir anayasa kuracağız. Şimdi şöyle bir sorun da var. Çok güzel anlattınız bu anayasayı işini. Bugün parlamentoda parlamento açılır açılmaz ki çok az kaldı parlamento açılmasına. 12-13 gün kaldı. 1 Ekim'de açılacak. 1 Ekim'de açılacak ve ilk gelecek yasalardan biri de anayasa değişikliği. Anayasa. Şimdi anayasa değişikliği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoya getirdiği 39 milletvekili çok büyük olasılıkla iktidarla bir pazarlığa girecek. Yine çok büyük bir olasılıkla bu anayasa değişikliğine, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoya taşıdığı milletvekilleri evet diyecekler. Yine çok büyük bir olasılıkla İYİ Parti bunu gündemine alacak ve yine çok büyük bir olasılıkla İYİ Parti ya serbest bırakacak grubunu ya da destek verecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir devlet olma özelliği, ulus olma özelliği ve laiklik anlamını taşıyan bir anayasanın değiştirilmesinin startını bile Cumhuriyet Halk Partisi vermiş olacak. İşte tam da bunu söylüyorum. Bak sevgili Fatih, bu noktada bir şey söyleyeyim, devam et. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün muhalefet partileriyle birer birer görüşüp anayasanın, mevcut anayasanın kendi 17 defa değiştirdiği anayasanın, yani 82 anayasası 17 defa değişikliğe uğradı ya. Evet. 180 küsur maddenin %80'i değişti. O anayasa en son... 160'ın üzerinde madde evet, değişti. Evet, bravo. En son 16 Nisan 2017'de değişti değil mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer bütün muhalefet partilerini bu amaçla bir araya getirip, ya arkadaş bilmem kaç maddesi değişmiş, en son 2017'de değişmiş olan anayasaya bile uymayan, onun 101. ve 116. maddeleri üçüncü kez adaylığını açıklıkla yasakladığı halde Yüksek Seçim Kurulu'na bilmem neye de şey, aday olan ve anayasayı tanımayan, anayasa mahkemesini de tanımıyorum, anayasayı da tanımıyorum diyen bir anlayışla anayasa değiştirilemez deyip bunun zeminini oluşturması lazım. Nasıl oluşturacaksın? Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Heh. Buyur oluştur. İşte tam bak bravo. Ben de minne diyorum. Arkadaşlar ilk düğmeyi yanlış iliklerseniz düzeltemezsiniz. İlk düğme yanlış iliklendi ya. Yanlış iliklendi kardeşim. Cumhuriyet Halk, yani şöyle bir ön kabul var. CHP'nin o %25, biz bu %25 değil de. Ya AKP kurulduğunda oyu kaçtı kardeşim? Ha? Sıfır. Var mıydı daha önce AKP oyu diye bir şey? Evet, %30. Anavatan Partisi kurulduğunda oyu kaçtı? Sıfır. 46'da Demokrat Parti kurulduğunda oyu kaçtı? Sıfır. Cumhuriyet Halk Partisi 104 yaşında bir parti. Onu da düzeltelim. Yani 101 yaşında değil, 104 yaşında bir parti. 100 yaşında değil. Bu sene 100. yaş falan. Toparlarsın. Bak bitiriyorum bak. Bir şey söyleyeceğim ya. Ya arkadaş, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana söyler misiniz? Yani şimdi sen çok haklı soruyorsun. Nasıl ortak zemin bulacak? Peki bana söyler misin? Yani bu arkadaşlarla o zaman devleti nasıl yönetecektiniz?
Hadi de ki kazandın bu seçimi. Arkadaş, ya Bremen mızıkacıları bile daha arkadaşlar yapmayın ya. Var, yani, ben kötü bir niyet aramıyorum. Peki. Kendi adıma kötü niyet aramıyorum. Hayır, şunu dediniz de. Hı. Yani tüzük değişiyor, üç dönem kuralı geliyor. Evet. Değil mi? Efendim işte. Ön seçim. Ön seçim kesinleşiyor. Hı-hı. Ama bütün bunları biz şu seçime atlatalım, yerel seçimi de kotaralım. Ondan sonra yapacağız deniyor. Onu söylemeye çalışıyor. Ama şey, kurultaydan hemen sonra. Belki neyse, 15 yıl. Bakalım kurultayın sonucuna göre değişebilir. Kurultaydan hemen sonra bir tüzük değişikliği kurultayı yapıldı. Şubat 2018'de. Evet, orada. Şubat 2018'de orada kurultay galiba yapıldı. Mart 2018'de hemen bir ay sonra apar topar tüzük kurultayı getirildi. Ve reddedilmiş olan madde bir daha sayın, bir daha sayın, bir daha sayınla tüzükteki ön seçim maddesi yok edildi ve oradan hareketle buraya girdi. Yani burada demek onun, istediğim işte, şey... Onun suçlularından da hesap sormak. Yiğit ya kardeşim, ya bak gene böyle diyorsunuz da, ya ben o kurultayda, o salondaydım ya. Ben de o salondaydım, biliyorum. Ama ben milletvekili olarak... Tabii biz gazeteci olarak, ve gözlemci olarak... Yalvardık, oldum. Yalvardık. Yalvardık ya. Evet. Dedik ki yapmayın. Yani buradaki demek istedim, yaşandı bunlar. Burada niyet önemli. Sevgili Yavuz Demir, Selim Demir Ağa, sevgili Fatih, değerli Figen Hanım. Ben Figen Hanım'ın bir lafını çok beğenerek izledim. Demokrasiyle, yani toplumun demokrasi olan ihtiyacına cevap verecek bir Cumhuriyet Halk Partisi. Peki nedir demokrasi? Yani eğer kendi içinizde yaşatamıyorsanız. Evet. Hani sen şimdi diyorsun ki, ya işte bak başka hangi partide şey olur, ne onun adı? Ya CHP'nin, CHP'nin geleneğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Tabii. Yahu Sakarya Meydan Muharebesi'ne hazırlanırken Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisini elinden alan bir meclis var. Evet. O meclise hiçbir şey demedi Mustafa Kemal. Çıktı 2-3 defa, bırakmadım, bırakamam, bırakamayacağım, bırakmayacağım dedi. İkna etti. Ya ikinci meclis seçimine giderken mecliste yasa çıkarmaya kalktılar. Evet. Mustafa Kemal'i milletvekili seçtirmemek için. Evet. Bakın şimdi, gelenekte bu var arkadaşlar. Bu meclisten geliyoruz biz hepimiz. Yani CHP o meclisten çıktı. Milli Müdafaa Hukuk Grubu'nun partisidir. Dolayısıyla şimdi kalkıp da efendim aman ne iyi, bizde de genel başkanlar çıkıyor, başkası çıkıyor. Ya bu partinin adı CHP kardeşim ya. Ya vallahi bak, herkes sayıyla kendine gelsin. Bu parti, demin söyledim, dünyada örneği yok. Devlet kurmuş bir parti, şaka falan değil. Evet. Ve Cumhuriyeti demokrasi olarak tanımlıyor Mustafa Kemal. Demokrasi olarak tanımlıyor. Tabii ki 1920'lerin, 30'ların, bugün geldik 2030'u söylüyor işte Sayın Figen Hanım. Evet, çok doğru. Benim de oğlum kızım var. Bambaşka bir dünyaya bakıyorlar. İyi de kardeşim, yani su da 100 derecede kaynıyor hala arkadaşlar ya. Deniz seviyesinde 100 derecede kaynıyor. Hala bu dünyada sömürü devam ediyor. Hala bu ülkenin insanları, çocuklarının aç gönderiyorlar okula. Aç, aç. Ben hekimim, 51 yıllık. Bu ülkenin insanları ilaç bulamıyor, hastanede sıra alamıyor sevgili Yavuz. Evet, bunları, yani tabii demokrasi, eyvallah. Ama gözünüzü seveyim ya. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde kaç dönem kurulu olduğundan vatandaşa ne? Vatandaş kendi sorununa merhem olacak bir parti duymak istiyor. Burada da asıl sorun, yani bitiriyorum son cümle. Evet, lider çok önemli, Fatih'in söylediğini söylüyorum. Bir de o liderin ne söylediği önemli kardeşim. Ne öneriyorsunuz bu millete? Evet. Peki, söylemez.